Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kanalımızı dıktanlar ekranımız olsun. Halkının nazarından çıkan Kerlilam Xi Jinping'in maktışığı erişti. Dovi Torun'un haberde bildirilmişçe, Hong Kong Memuri rayonunun başlığı Carrie Lam 4. noyabr Şanghay'da Xi Jinping bilen görüşken. Uçuruşta Carrie Lam Hong Kong'un növetteki vaziyeti ve kılgan hizmetlerden dokulat bergen. Xi Jinping bolsa onun 5 aydın buyan devamlaşıvatkan Hong Kong namayışı jarayanda öz vazifesini yaxşı ada kılganlıkını, onunla işindiganlıkını bildirip, onun hizmetini muayyenleştirgen. Hong Kong'daki namayışının devamlaşışığa ergişip, kurallarının Carrie Lam'ni kollaş nispeti üzlüksüz tövellimekte bulup, tarihteki en töven çek küçükken. Halkaralık taratkolar onun vazifesinin elip taşınışı ya ki almaştırılışı mümkünlükü hakkıdaki perezlerini otturgu koygan bolsa mı? Ama o ve Xitay dairleri bu karışını red kılıp gelmekte. Bu Hong Kong namayışı başlanğandan buyan Carrie Lam'nın tüncü kıtım Xi Jinping bilen uçuruşu bulup, küzet küçülerinin dikkatini kozgıdı. Xitayning kayfiyat farqlandirish texnikasi sinovatganligi oshkorlandi. Teknotorining tunugungi xabarida bildirilishicha, Xitay doirlarining yaqinqi yillardan buyon insonlarning kayfiyatini analiz qila oladigan sun'iy idrokli ko'z tizimisi tadqiq qilib sinovatganligi oshkorlandi. Mazkur texnikada chiroy tunish texnikasidan yana bir qadam ilgirligan holda kishilarning kayfiyati farqlandirilgan bo'lib, jiddiylashish, ochiqlanish qatorliq ahvollarni analiz qilish orqali kişilerinin cinayet ötküzüş ihtimallığı bar yokluğuna hüküm kılıdıkken. Xitay Kompartisi müstebit hakimiyetini saklap kılış üçün yukarı texnikalardan paydalanıp, halkını umumyüzlük nazarat kılıp gelgen bulup, dokulatlarda bildirilmişçe dünyadaki küzüş kamerası en köp 10 şehirden 8'i Xitay'da iken. Ama mutakassislar yine mezkur keyfiyat parıqlandırış texnikasının tek pişip yitilmegenlikini, eğitilgini dek yakşı işlep ketmeydi halkını bildirişti. Germaniya 5G toruğa gumani nazarda qaraydı. Dovi torunun bugünkü haberde bildirilmişçe, Germaniya Taşkı İşler Ministeri Heiko Maas, Huawei'nin sallıq malumatlarını Xitay komünistlerine yollap biriş ihtimallığı bar degen. Heiko Maas, Xitay'nın Huawei şirketi hakkında toxtulup, bunularını bildirdi. Huawei, Xitay Komünist Partisi'ye tayındıgan bir şirket. Xitay'nın alaqadır kanunu'a asaslanğanda, Huawei'nin Xitay Komünist Partisi'ni uçur bilen təminleş mesuliyeti bar. Şuna Germaniya hükümeti Huawei'nin 5G toruğa karata zürür tekşürüşünü küçeytudu, bulup mu 5G torunun texniki ölçümü tereplerine karata tekşürüp bahalaydı. Məlum bilişe Germaniya hükümetinin bu xil qattıq pozisiyası bu içi bolğanda, Germaniya hükümeti Huawei'ni 5G sahasının bir kısımdan çıkırıp taşlaydıgan bulup, ilgiri Germaniya hükümet əməldarımı bu xil tedbir haqqıda bişaret bergen iken. Ondan başka Amerika hükümeti ittifaktaşlarını Xitay'nın arka işik arkalık başka devletlerde casusluk kılavatkarlıkların agahlandırıp, özlerinin bihaterliki üçün Huawei'den çokum yırak duruşu gerektiğini tekitlep gelmekte. Amerika Douyin detalini tekşürüşkü başıldı. Amerika Avazı Toru'nun haberde bildirilmişçe, Amerika hükümeti Douyin app detalinin Amerika devlet bihaterliki bulgan tehdidi hakkında tekşürüşünü başlayan. Xabarda Amerika hükümetinin Amerika Çet El Məbliği Komitetinin Douyin'nin baş şirketi bolğan Beijing Zijie Tiaodong şirketinin 2017 yılı Musical LY degen app'ni qoşu velişiğe ait tekşürüşünü başlayalıqı. Bir neçe Amerika Parlament əzasının Douyin'nin şahsi uçurlarını toplışı ve sezgür uçurlarını çekilişiğe bolğan endişelerini otturgu koyuqalıqı bildirildi. Ondan başka parlament azası Marco Rubio mu Beijing'nin Douyin'den paydalanıp casusluk kılışının ihtimallığı yakın işgallikini bildirdi. Məlum buluşça Beijing Zijie Tiaodong şirketi Musical LY'ni setip elip Douyin'nin halkara nusqısı bolğan TikTok bilen birleştirgen. Amerika bilen Xitay'nın Canubi Xitay denizideki ziddiyeti küçüyüşke başıldı. 5 noyabr Amerika Avazı Toru haberde bildirilmişçe, yakından beri Amerika bilen Xitay'nın Xitay Canubi Denizdeki talaş tartışı küçüyüşke başlayan. Amerika Alahide Elçisi Aksaray Devlet Bihaterlik Meslekçisi Robert O'Brien Tayland'da ötküzülgen Şarkı Canubi Asya yığınıda Xitay'nın Canubi Denizde başka devletlerge hayvi kılıp korkutuşku başlayanlığını ayıplab, Canubi Denizdeki talaş tartışı meselesini korkutuş ya ki hayvi kılış bilen emez,
belki tinish yolu bilen hal kılış gerekliğini bildirdi. Washington Akıllar Ambiri Amerika Karxanları Tetkikat Ornu'nun ziyaretini kubul kılgan Michel Beckley, Xalqara Sot Mahkemesi Xitay'nın Canubi Deniz'deki hareketlerini ayıplıgan bolsa mı, bırak Xitay Canubi Deniz'de başka devletlerden paraxotlarına kasten soğup, havadın tehdit seliş, tusuveliş ya ki imbargo koyuş arkalık armiyeleştirişini devam kılavadıdı. Şu günü Xitay Taşkışla Bayanatçısı Gınşuan muhbirlerinin sualıga cevap verip, Amerika Canubi Xitay Deniz meselesi de atikacılık kılmasıdıkı, Xitay'nın deniz tevallikinin bihaterlikini qoğdaş üçün kılgan tirişçallıqını çüşünüşü kerek diyerlerini bildirdi. Mınlıqan Amerika şirketleri koşumcu tamojunu becini vaxtınca əməldən kaldırışını tələb qıldı. 3 noyabr Amerika Avazı haberde bildirilişe 3000'dan artıq Amerika şirketi Amerika Saudi vekillerden təxminən 44000 ətrafıdaki məhsulatlarına koyulgan koşumcu tamojunu becini vaxtınca toxtışını tələb qılgan. Amerika hükümeti 3 kararda Xitay'nın Amerika'ya eksport kılavatkan 250 milyard dolar kımetindeki meliğe koyulduğun bajını östürgen bulup, bunun içi de Amerika Saudigarları bajını vaxtınca toxtışını iltimas kılgan 44000 xıl tavar bar ekan. CNBC bergen haberde bildirilişe 11 ayının 1 günü geçe Amerika Saudi vekillerine sunulgan bajını əmeldin kaldırış iltimasının sani 2800'ü yetken. Amerika Saudi vekilleri 4900 iltimasını allı burun təsliqlap 10.970'ni rad qilgan. Mülkerlenişçe bundan kim o bajını vaxtınca toxtışını tələb qıldığan şirketlerinin sani köpeyişi mümkün ikan. Amerika Saudi vekilleri bu haftadan başlap Trump hükümeti 4. qatımlı koşumcu baj koymakçı bolgan Xitay mallarını rədləşke başlagan. Amerika 4. qatımda 300 milyard dollar kımetindeki Xitay mallarına baj koyuşunu oylaşkan. Bu Amerika hükümetinin en zor kölemlik hareketi ikan. CNBC bergen haberde malum buluşa, şembe günü alma şirketi karmakadaki alma markalık saat ve yanfundan elindigan bajını əmeldin kaldırışını öz içige algan 146 şirket bajını əmeldin kaldırış iltimasını sunugan. Amerika Saudi vekilleri işhanesinden bildirişçe, bajını keçirim kılışını iltimas kılış vaxtı 2020 yılı 1. ayının 31. günü geçişken. Nöbeti 1. ve 2. qatımlıq bajını əmeldin kaldırış iltiması bir taraf kılınıp olgan bulup, 3. qatımlıq 200 milyard dollarlıq bajını əmeldin kaldırış üçün sunulgan iltimaslar texi bir taraf kılınmay besilip kalgan. Amerika Taşkı İşler Ministerliği Xitay'nın terrorluğu karıştırış hareketinin Uyghur milletin nişan kılgallıqını bildirdi. Amerika Taşkı İşler Ministerliği 1. noyabr günü özünün terrorluğu hakkıdaki yıllık dokulatını elan kılıp, Xitay'nın terrorluk ve əsabilikki karıştırış hareketinin Uyghurlarını nişan kılgallıqını ilgiri sürdü. Dokulata Xitay'nın terrorluk meselesindeki asaslıq düşmanının Uyghurlardaki atılmış radikallar işkalleki təkilenip, Beijing bu radikallarını Şarkı Türkistan İslam hareketi deb tərəfləydiğallıqı təkilendi. Lekin dokulatı qayıt kılınışa Xitay'nın terrorluğu qaytırgan inkası bilen onun tiniç öktücü faaliyetlerine tutkan muamelesini pariklandırmak müşkül iken. Dokulata Xitay Kompartiyasının 2017 yılından beri atılmış Şinjan Uyghur Abdum rayonunda terrorluğunu bahane kılıp, 1 milyondan artık Uyghur ve başka Müslüman milletlerine lagırlarına kamağalıqı, 2 milyondan artık kişinin kündülük siyasi ögünüşke oğrulaştırılgalıqı təkitlendi. Dokulatı qayıt kılınışa Xitay yana yeni kanuni belgeleme ve kanuni vasıtlarını kullanıp, nazarat teknikisi, şahsi uçur toplaş, DNA evrişkisi yığış, hükümet əmaldarlarını Uyghurlarının öyüge oğrulaştırış, onlarının dini ve medeniyetini kontrol kılış qatarlıqlar arqalıq özünün bastırış iktidarını yukarı götürmekteyken. Dokulat yana 2018 yılı 6. ayda Xitay Adliya Tarmaqlarının terrorluk cinayetlerine dair yeni belgeleme çıkarıp, terrorluk əsabilikini tərgib kıldığan kiyim keçek ve simvollarını kiyiş ya ki taqaşını çekli geldiki. Tordu terrorluğu dair makalı yazgan, elan kılgan ya ki onunğu dair sin körünüşlerini tarqatkanlarının cinayi cevapkarlıqı tartıldığalıqını elan kılgalıqı. Şu yılı 10. ayda atılmış Uyghur Abnum rayonundan mevcut belgelemeyi tüzüş kirgizip, Kespi Texniki Tərbiyeleş Mərkədlerini kanunlaştırgalıqı təkidlendi. Dokulata Süniye Hemra resimleri, şahitlerinin güvahlıqı ve kişilik hukuk teşkilatlarının dokulatlarında tikellik sim tosaklar bilen oralgan, küzütüş, munarlıq ve yalğız işiklik bu mərkədlerinin türmü bilen uxşaş işkalliki qayıt kılınğalıqı bildirildi. Xitay, Amerika müstakillik uruşudun beri duş gelgen en çoğun təhdid. Amerika'nın sabık avam palata reisi Newt Gingrich ötken haftanın ahire nutuk sözləb, Xitay'nın Amerika müstakillik uruşudun beri duş gelgen en çoğun xatarga aylanğalıqını bildirdi. Amerika avam palatasının mezkur sabık cumhuriyetçi reisi bu sözlerini 2. noyabr günü
Sabiq prezident Nixonning nomiga qurilgan Nixon kitobxonasida nutq so'zlaganda ta'kidladi. Newt Gingrich 1990 yillardagi sabiq prezident Bill Clinton davrida Amerika Avom palatasining raislik vazifasini o'tagan. U ayni vaqtda Xitoyning dunyo savdo tashkilotiga qabul qilinishini qo'llagan siyosiy yo'llarning biri edi. Lekin Gingrich shanba kuni so'zlagan nutqida o'zining xatolashganligini e'tirof qildi. U ayni vaqtda men Xitoy taraqqiy qilsa, texmo ekivitilgan demokratik jamiyatga qarab mangudu deganga ishongan kishilarning biri edim. Men uning dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi mantiqliq, chunki qoida tuzum asosiga qurilgan bir tashkilotga kirishi uning qonun bilan idora qilish yo'liga mengishiga turtki bo'ladi deb o'ylaydim dedi. Uning ilgari surishcha uning bundoq o'yda bo'lishiga Deng Xiaoping'ning 1992 yili so'zlagan umumiyuzlik bozor iqtisodiga ko'chish to'g'risidagi nutqi halqaliq rol o'ynagan. Lekin Gingrich o'zining butunlay xatolashganligini ta'kidlab, Deng Xiaoping'ning plani bilan g'aribning tushunchasi butunlay qarama-qarshi maqsadni chiqish qilganligini bildirdi. Uning ilgari surishcha Xi Jinping Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari bo'lsa-mu, lekin Xitoyning chat alliklariga uni prezident deb xitob qildiganligi. Xi Jinpingning Lenin, Stalin, Mao Zedongga o'xshash diktator bo'lsa-mu, lekin ularning Xi Jinpingni prezident deb atishi chet elliklarda uningga qarata normal ta'sirat paydo qilish ekanligini ta'kidladi. Gingrich yana Xi Jinpingning xizmati kompartiyaning izchil hukmronligini saqlash va uni kuchaytirish ekanligini ta'kidlab, "Men ishonamanki, ular Sovet ittifoqi va natsistlar Germaniyasida mo cho'ng ta'kid. Rostini aytganda, meningcha ular biz 1770 yillarda duch kelgan Britaniya imperiyasida mo cho'ng ta'kid" dedi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.